Değerli arkadaşlar, Balıkesir Burhaniye'den hepinize saygı ve selamlarımı sunarım. Görmüş olduğunuz Delice zeytine zeytin kabuk altı kalem aşısı yapacağız. Kalemimiz bu arkadaşlar. Bir de sizi görsün dedim. Bakın arkadaşlar, şöyle. Kalemleri böyle yapıyoruz. Yaprak saplarından kesiyoruz. Arkadaşlar kalemimiz bu. Bakın. Şöyle yapayım ayakta. Bakın arkadaşlar. Aynen böyle. Kalemin arka tarafını anaca girerken kabuk ayırmasın diye şöyle böyle yapıyoruz. Ayrıca yeşil dokuyu şöyle inceden alıyoruz. Bakın böyle. Ağacımızı kestik arkadaşlar. Testere darbelerini perdaflıyoruz. Ölü dokuyu yok ediyoruz. Şöyle arkadaşlar. Grubumuz ağaç aşılama teknikleri öğreniyorum grubu. Sizler de arkadaşlarınızı grubumuza davet edebilirsiniz. Zeytin aşıları genellikle Nisan'ın ikinci haftasından itibaren ağaçlar kap verir. O zaman yaparsınız. Ben millet görsün diye bir buraya yapayım, bir şuraya yapayım. Kalemimizin ölçüsünü alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Aşağıya doğru bir çizik atacağım. Şöyle. Kabuğu ayıracağım. Kabuğu ayırdıktan sonra kalemimizi yerleştiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Aynen bu şekil arkadaşlar. Bir de kameraya böyle göstereyim. Şöyle. Kalemimizi koyduk. Kalemin ölçüsünde aşağıya bir çizik atıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Ondan sonra kabuk ve odunsu tabakayı birbirinden ayırıyoruz. Aynen bu şekil. Ayırdıktan sonra Bismillahirrahmanirrahim. Kalemimizi yerleştiriyoruz. Olay bu. Aynen olay bu. Aynen bu şekil arkadaşlar. Bunu iple sıkıca bağlayacağız kalemleri. Şöyle.
Bismillahirrahmanirrahim. Öyle arkadaşlar. Nisan'ın ikinci haftasına itibaren ülkemiz genelinde Nisan, Mayıs, Haziran gibi ağaçlar, zeytin ağaçları kap verir. Genellikle yama göz aşısı olur. Bu kabuk altı kalem aşısı zeytine. Bundan sonra streçleyeceğiz arkadaşlar. Hava almaması için aşımızı streçliyoruz. Şöyle. Aşağıda kestiğim çiziklere kadar, kesiklere kadar streçliyor. Hava almaması lazım. Şöyle yapalım. Tabi bu ince detay isteyen bir şey. Hava almaması için aşı macunu da sürmüyoruz. Böyle yapılıyor. Bundan sonra kalemlerin üzerini poşetle örteceğiz. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Böyle. Böyle yapayım. Eğer iyice ipten emin olmazsanız her zaman şöyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu aşıdan sonra hafif kenarına küçük bir delik açıyoruz. Ondan sonra bir de bu kenarına hafif bir küçük delik. Aynen böyle. Bizi izlemeye devam edin. Kabuk altı zeytin aşısı böyle yapılır. Gözler patladıktan sonra, biraz büyüdükten sonra poşeti çıkaracağız. Sağ olun, teşekkürler.